Bugün 15 Ağustos 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Hocam teşekkür ediyorum. Ben iyi pazarlar diyerek açıyorum normalde ama bugün içimden gelmedi hocam. Yani sizinle her pazar şu programı yaptığımızda ya bir felaket var hocam ülkede. Bir felaketi konuşmak zorunda kalıyoruz. Biz seli konuşuyoruz, sel bitiyor, yangın felaketi çıkıyor. Onu geçiyoruz, konuşuyoruz. Hocam yine ülkede sel felaketi var. Kastamonu, Sinop'ta gerçekten büyük bir felaket var. Öyle ki hala maalesef hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı bile resmi olarak açıklanabilmiş değil. Kayıplar var ve bölgeye giden bir cumhurbaşkanı var. Bölgeye giden cumhurbaşkanı hala 2023'te şöyle olacağız, 2053'te daha iyi olacağız diyor. Kirli oyunlardan filan bahsediyor hocam. Akıl alır gibi değil. Yani iyi pazar filan değil. Ve bunun yanında da işte biraz sonra onu da konuşacağız. Ankara Altındağ'da akıl almaz görüntüler vardı. Göçmenlere yönelik bu bizi korkutuyor. Yani ülkedeki tabloya baktığınızda haliyle de içimizden böyle iyi pazarlar, mutlu pazarlar demek gelmiyor. Ben böyle düşünüyorum. Yanılıyor muyum hocam? Şimdi bana da insanlar söylüyorlar, benim bu programlarımda biliyorsunuz ağız tadıyla konuşamıyoruz. Açık söyleyeyim size, ben bu programlarda gerçek mesleğimi icra ettiğimi düşünmüyorum. Yani hasbelkader mesleğini Amerika'sı, Japonya'sı, Avrupa'sında 20-22 sene boyunca Türkiye'de sürdürmüş bir kalkınma iktisatçısıyım. Konuşmak için sıraladığım, listelediğim uzun konular var. İnsanlar bana diyorlar ki mümkün mertebe hocam biraz moral, motivasyon verecek pozitif gündemler yapsanız, birazcık ses tonunuza bu hüzünü bu kadar yaymasanız. Şimdi ama biz insanız Turan Bey. Yani ben bu ülkemi yakan insanlar, yıkan insanlar tarafından hayatımın en verimli çağında üniversiteden kopartılmış, ele geçirilsem hiçbir şey yapmamışım, kimsenin bir şeyini çalmamışım, kimsenin malına zarar vermemişim, kimsenin tavuğuna kış dememişim, gittiğim bütün ülkelerden geri dönmüşüm, devletle hiçbir parasal ilişkiye girmemişim, hiçbir yöneticilik yapmamışım, açık yürekli olarak bulunduğum bütün mahvillerde danışman olarak, konferans veren kişi olarak, yazarlık yapan kişi olarak her yerde yüreğinden çığlıklar atarak ülkesi için feryat etmişim ve bu iktidara da dönmüş demişim ki daha fazla dayanamayarak, ya 10 senedir sana destek veriyorum, geleceğimiz yer bura mı olmalıydı? Bu yolsuzluklarla, bu rüşvet rejimiyle, bu tek adamlıklar özlemiyle, bu dünyadan, medeni dünyadan kopup Orta Doğu'ya yüzünü çevirerek, bu ihale düzenine fesat karıştırarak, bu inşaatçılıkla, bu betonculukla bu ülkeyi karanlık bir yere götürüyorsun, yapma demişim. Yapma, hepsi bu. Bunu dediğim için teşekkür alacakken terörist ilan edilmişim. Gençlerimizin önünden çekilip alınmışım ve ülkemi kaybetmişim. Böyle bir tecrübem var. Şimdi geri gitmişim, 10 sene önce yazdığım yazılar, 12 sene önce yayınladığım kitaplar, mesela bunlardan, bu kitaplardan çok emek verdiğim bir tanesi Türkiye çapında çok fazla kıymetli insan arayarak bir araya getirip Türkiye'nin çıkış yolu, ekonomik dönüşümü nasıl olmalıdır diye 3 ciltlik çalışma yapmışım İstanbul Ticaret Odası'na. Ve bu oda, bu çalışmayı benden almak için, yazarlara da telif hakkı vermem gerektiği için o emeğin karşılığı, hatırladığım kadarıyla aradan geçmiş 12 sene, vermiş bana 50 bin 60 bin TL yazarlarla birlikte para, yani masraf etmiş. Ve biz de bunu çok faydalı bir çalışma olarak yapmışız. Gerçek bir emek vermişim. Şimdi bundan dönüp istifade etmek yerine bu kitabın yazarını ülkeden kovmak, bu çalışmanın yazarını ülkeden kovmak, İTO öyle sahibinin sesi haline gelmiş ki bu çalışmam online olarak İTO tarafından tutuluyordu. İnsanlar online girerek de bu kitabı indirebiliyorlardı. Korkudan yayından bile kaldırmışlar.
para vererek yaptırdıkları bir çalışmayı, böyle bir felaket bir dönem yaşanıyor. Öyle. Dönüyoruz ülkemizdeki bu haberleri dünya ile birlikte, halkımızla birlikte sadece takip etmiyoruz. Ateş düştüğü yeri de yakıyor, benim yüreğimi de yakıyor. Nasıl sakin konuşalım? Nasıl acı Evet. çekmeden konuşalım? Nasıl Evet. yüzümüzde tebessümler belirsin? Ben gerçekten bilmiyorum. Bana diyorlar ki olumlu gündem, ne yapalım? Yani şimdi bu son sel felaketinde iktidar gizlemeye çalışıyor. Ama alternatif rakamlardan nereden baksan bir 350 kişinin öldüğü, kaybolduğu anlaşılıyor. Bunu peyderpey kamuoyuna yedire yedire haberler. Zaten bizim halkımız 3 gün sonra unutacağı için bunu 3 Öyle gün sonra maalesef hocam. kaç kişiden haber verdiğinizin çok önemli yok ki. Ne olacak ki? Maden faciasında tek celsede insanların 300 ceset arzın üzerine dizildi. Ne tepki oldu? Gittiler o maden faciasındaki halk kendi çocuklarının kan pazarlığını yaptı, can pazarlığını yaptı. Gitti o Erdoğan'a rey verdi yine. Bakın bu Bozkurt denen şehir sırf Evet. AKP ile MHP'ye %90'ın üzerinde rey vermiş. Niçin verdiniz kardeşim? Neyiniz çözüldü? Çok basit söylüyorum nelerinin çözüldüğünü. Ranttan gözü dönmüş. Yarınını göremediği için kendini bir mezara hapsetmeyi pervasızca yapan halkımız 400 metrelik dere yatağını 15 metreye indirmiş bir iradeye, orada kendilerine daha çok bina yapma hakkı verdiği için, üstelik ya nedir ki ya, şu avuç içi kadar halkın yaşadığı yerde yer mi yok ki o dere yatağında 10 kat binalar yine yükselmiş yükselmiş yükselmiş. Bu halk suç örgütü olan AKP ile işbirliği yapıyor. Türk halkı yaşadığımız medeniyet çöküşünün suçlusudur. İşbirlikçisidir. Ve bu yaşadıklarını çok üzgünüm hak etmektedir. Ve bu maalesef durumda devam etmektedir. Bakınız o 400 metrelik alan 15 metreye tam şehrin ortasında indirilince, sel olunca, yağmur yağınca, bir de öyle diyorlar ki selden dolayı yukarıda baraj kapakları açılarak anlık su debisi çok hızlandırılmış. Aşağıda da 10 metreye yükselmek suretiyle 3 katlık, 4 katlık binaları yutacak potansiyele kavuşan bir olgu oluyor. Ama şunu, yani manzara şu Turan Bey, açıkçası manzara şu. Şimdi Türkiye'nin Akdeniz'inde yangınlar olur, bilinir. Türkiye'nin Karadeniz'inde seller olur, bilinir. Ülkede genel kuraklık ve çölleşme almış başını gidiyor. Uydu fotoğraflarından Anadolu kıtası, Anadolu yarımadası, Asya'nın parçası olarak düşünürseniz Anadolu kıtası, kendi başına düşünürseniz Anadolu yarımadası hızla çölleşiyor. Daha tarımda 20 senelik iktidar Konya Ovası'nın damla sulamasını yapamamış, sulama arklarını açamamış, üzerlerini kapatamamış. Rant alarak bu işi yapmak için para alanlar su kuyusu açıyoruz diyerekten kuyunun kapaklarını koymuş, altında kuyusu yok. Velev ki kuyu açılsın, Konya büyük obruklarla çökmektedir, kuyu sulamasıyla öldürülmektedir. Bu olay çoktan kapatılması ve yapılmaması gerekmektedir. Tarım alanları hızla inşaata ve organize sanayi bölgelerine göya kaptırılmaktadır. Hiçbir vizyonu olmayan küresel göç dalgaları ülkenin dört bir yanından gelmekte. Ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp pervasızca Avrupa'yı rahat yaşasın diye biz ülkemizde 5 milyon misafir ediyoruz diyor. Sen emperyalizmin valisi misin ya? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı değil misin? Rahat ettireceğin halk Avrupa mıdır? Yoksa bu ülkenin halkı mıdır? Peki neyin aşkına bunu yapıyorsun? Biraz sonra konuşacağız bunu. %30 işsizliğin olduğu ülkede hangi vizyonla insanları buralara dört bir koldan sokuyorsun? Eğitimsizliğiyle fırsat nesli, demografik fırsat penceresi ülkenin vadilerine savrulmuş, bulvarlarına savrulmuş, umutsuzluk içinde çakılacak bir kibriti bekliyor. Büyüyen öfkesini ve büyüyen umutsuzluğunu
korkudan tanrısına bir şey diyemiyor, Erdoğan adlı putuna bir şey diyemiyor, ama anasına, babasına, komşusuna çaresizce, umutsuzca gelip mahallesine sığınan gariban kimsesiz Suriyeli'ye yansıtmak için fırsat beklemekte, kaçmaya çalışanların kuyruk olarak kaçak pasaport alıp kaçmaya çalıştığı bir ülkede, benzer ülkelerin 5 katı faiz veren, benzer ülkelerin 5 katı enflasyonla hayat pahalılığını yaşanmaz hale getirmiş olan, mafyaya teslim olmuş, keyfilik ve kuralsızlık bataklığında belirsizliğe hapsedilen bir iş dünyası olan, çürütülen adaletsizliğiyle sahipsiz kalmış umutsuz nesilleriyle, işte budur dedirtecek heyecanını, umudunu yaratacak, ufku açacak, işte sahip çıkacak ekipler var diyecek bir muhalefetin de maalesef gözükmediği bir ülke manzarasında, kendi yaptığı Bozkurt şehrinde, kendi daralttığı nehirde, kendi öldürdüğü insanların her seferinde karşısına çıkan, utanmadan üzerimizdeki bu emperyalist projeyi de çözeceğiz diyen, aklıyla beyni arasında hiçbir ilişki kalmamış, vicdanı arasında hiçbir ilişki kalmamış, halkından da Allah'tan da utanmayan bir arsız bir diktatör var karşımızda. Ve biz bunlara karşı bunu söylediğimiz için de yemediğimiz laf, duymadığımız hakaret, almadığımız tehdit yok. Almanya'da beni Alman polisinin koruması gerekiyor bunlara karşı. Alman polisi bana yol ve yordam göstermesi gerekiyor bunlara karşı. Allah kurtarsın diyeceğim ama Turan Bey, bunu kasıtlı bu cümleyi kurdum. Çünkü ülkenin her tarafından Allah'ım yardım et sesleri geliyor. Evet, Allah evet. Bu işlere bakmıyor kardeşim. Allah bu işlere bakmıyor. Cuma'dan çıkıp yolsuzluğa destek olduğunuz, rant için binalara onay verdiğiniz, 3 kuruşluk çıkarınız olduğunda Allah Muhammed Peygamber tanımadığınız bir dünyada, kaç haftadır beni bunlar imam etti Turan Bey, farkında mısınız? Kaç haftadır programda ayet hadis okuyorum ben. Diyor ki Allah bunları perişan edecek çünkü diktatöre uşaklık yaptı bu halk diyor. Diktatör onları aşağıladı diyor. Onlar da diktatöre uşaklık yaptı diyor. Uşaklık yapan bir ülke işte cayır cayır yanıyor. Sel sel yanıyor. Nehir nehir yanıyor. Orman orman yanıyor. Sahte binalarda yanıyor. Ve şimdi beklediğimiz bir deprem var. Hayal edin bu ülkeyi. Ellerini kaldıracak ve bu ülkeye gelip birisi lütfen işgal etsin ve yönetsin noktasına gelecek bir halk bekliyor. Çıkarları ve iktidarları uğruna adeta, yani çok net bir ifadeyle, ülkeyi satmaktan geri durmuyorlar. Sizin de hatırlarsınız, kritik bir Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi yaptığımız programda siz bir uyarı yapmıştınız. Demiştiniz ki bu görüşmenin sonucunun ne olduğunu, Biden'a Erdoğan'ın neler verdiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz demiştiniz. Anlaşmışlar gibi gözüküyorlar hocam, bu özellikle Afgan göçmenler konusuyla alakalı. Ne diyorsunuz? Turan Bey, Erdoğan da sıklaştı biliyorsunuz. Erdoğan'ın aklıyla dili ve kalbi arasındaki senkronizasyon tümüyle bozulmuş durumda. Bazen uyuyor, bazen promptörü kayboluyor, saçmalıyor. Bazen promptör önünde olsa okuyamıyor. Ve ülkemiz için büyük bir tehdit arz ediyor. Böyle bir adam, hem sağlığı açısından bu kadar tehdit oluşturan bir adam, hem ahlaki olarak her yolu denediğini defalarca milletimize göstermiş bir adam, hem de kandırılma konusunda çok maharetli olduğu, defalarca ve önüne gelen tarafından kandırılacak kadar elek gibi bir adam olduğu, hiçbir vizyonu ve öngörüsü olmadığı için, kendine ait sağlam bir projesi de olmadığı için iktidarını korumaktan başka düzenli olarak kandırılan bir adam, Amerika gibi büyük bir devletin önüne ekipleri olmadan, takımları olmadan, uzmanları, danışmanları olmadan çıkıyor. Dahası orada ne konuştuğu ve ne tavizler verdiği, nasıl bir emperyalist projenin içinde olduğu ortaya çıkmasın diye de, tarihte ilk defa bir devlet adamımız
yanında devletin tercümanı olmadan Merve Kavakçı'nın 20'li yaşlarındaki cahil kızıyla sırf dil bildiği için, İngilizce bildiği için alıp çıkmış ve devletin kayıtlarına bu görüşmeleri koymamış bir Erdoğan var. Bu açık ve seçik bir ihanettir. Bu ve şimdi anlıyoruz ki Erdoğan Büyük Ortadoğu projesindeki ihanet rolüne devam edecek. İktidarda kalmak için bu sözü vermiş. Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan ve yakın gelecekte erken seçimden sonra yıktığı yaktığı ekonomiyi ayakta tutabilmek için bir IMF parasının sözünü almış ve Halkbank davası gibi, Amerika'da kendini bekleyen Ziraat Bankası davası gibi, silah kaçakçılığı gibi, kaçak petrol ticareti gibi, başka ülkelerde sivil halkın öldürülmesine aracılık yapmış olmak gibi büyük suçlarını Amerika'dan takip ettirtmemek üzere Amerika'nın son emperyalizm projesine onay verdiği anlaşılıyor. Koltuğunu korumak adına, üç kuruş para bulmak adına. Bu kadar. Vizyon bu kadar. Ve anlıyoruz ki maalesef Afganistan'da bakın önce AK Parti'nin has partiden ilhak ederek getirdiği Profesör Doktor Numan kurtulmuş önce dedi. Evet. Türkiye yol geçen hanı değildir dedi. Sonra AK Parti sözcüsü Ömer Çelik aynı cümleyi kurdu. Nihayet son 2 gün önce Erdoğan kendisi de Türkiye yol geçen hanı değildir dedi. Çok özür diliyorum. Lan kendin 5 milyonu getirttiğini söylüyorsun. Avrupa'ya dönüp biz bunları tutuyoruz ki kendin rahat edesin diyorsun. Taliban'ın liderleriyle görüşmek üzere altyapı kuruyorsun. O Taliban ki Amerikan emperyalizmi için Rusya'ya karşı cihat adı altında örgütlenmiş, savaştırılmış ve Türkiye'nin Erdoğan'ı 30 sene önce gidip Talibancıların önünde diz çökerek ellerini, eteklerini öpmüş, fistan giydiği için onları mümin ve Müslüman bellemiş ve şimdi kendisi yine diyor ki evet haklı. Çünkü Kabil Havaalanı'nı teslim alacağız, yöneteceğiz, oradan uyuşturucu ticareti yapacağız, Amerika'dan da para alacağız hayaliyle bunu derken Kabil düşüyor şu an. Amerika çok net, Biden çok net, Afganistan'ı Taliban'a teslim etti ve ayrıldı. Şimdi büyük soru şudur ve bunu açıklıyorum. İlk defa bizim programımızda söylenen bir şeydir bu. Ve bunu da tarih yargılayacak. Bakın, bunu ancak şeytanın aklına gelir. Turan Bey, Türkiye Biden'la işbirliğinin arkasında zannedildiği gibi işte ucuz emek gücü gelsin. Sen ucuz emek zaten Türkiye ucuz emek Çin'le yarışıyoruz. %30 işsizlik var daha nasıl ucuz emek olacak? Tabii ki Afganlıları sömürecek. Tabii ki Suriyelileri sömürdüğü gibi daha da perişan edecek. Bu belli. Ama bu onu açıklamıyor. Başka ne açıklamıyor? Amerika'dan aldığı 3 kuruş da açıklamıyor. Türkiye'nin çok 50-60-70 milyar dolarlarını kurtarmayacağı bir duruma düşürülmüş durumda. 128 milyarı yakılmış, çöpe atılmış durumda. Bu kadar böyle 1 milyar dolarlar, hayır, proje başka bir şey. Konuşudur Turan Bey. Nedir Maalesef hocam? büyük bir Biden hayal kırıklığı yaşıyorum. Biden Çin'e karşı Amerikan emperyalizminin savaşını kazanmak üzere yeniden müttefik hatlar ve düşman kutuplar yaratmak üzere harekete geçmiş durumda. Biz Putin'in yanına geçti, Çin'in yanına geçti diye Erdoğan'ı zannederken şunu unuttuk. Kardeşim Erdoğan'ın kutsalı yoktur. Erdoğan'ın ilkesi yoktur. Erdoğan'ın iktidarda kalmaktan başka bir gündemi yoktur. Suçlarını bırakıp gitme şansı yoktur. Onun için büyük güçlerin önünde kucaktan kucağa oturmaktan başka şansı yoktur. Herkesi satar. Arkadaşlarını satar. İttifak ettiği içerideki kesimleri satar. Dışarıdaki paydaşlarını satar. Ve şimdi anlaşılıyor ki Erdoğan fit olmuş. Afganistan'dan getirilen yüz binlerce insan, bakın Afganistan'dan gelenlerin eğitilmişlerini Erdoğan Türk Hava Yolları'yla Kanada'ya, Toronto'ya taşıyor şu an.
Alın, bunlar eğitilmişlerdir, siz kullanın diyor. Umutsuz, amele, kimsesiz, radikal olanları da Taliban'dan kaçıyor kandırmacası altında. Taliban'ı Türkiye'ye dolduruyor. Çünkü Şiilere karşı ve Suudi Arabistan ideolojisine karşı ilk defa bir Hanefi Sünni ideolojiyi, Taliban böyledir çünkü büyük oranda, radikal bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sahipleniyor. Bunları Amerikan parasıyla Türkiye'de eğitecek. Niçin eğitecek? Tekrar teslim etti, Afganistan'a göndermek için. Orada ne olacak? Amerika Çin'i bu programda sadece, yine biz bunu defalarca söyledik. Dedik ki Çin niye Doğu Türkistan'a bu büyük zulmü yapıyor? Demiştik ki bunun da bir nedeni Erdoğan'dır aslında. Çünkü Doğu Türkistan'dan insanlar, yüz binlerce insan geliyor. Türkiye'nin üzerinden Orta Doğu'ya gidiyor. Vahabi ideolojisiyle yetiştiriliyor. Silahlı eğitim alıyor. İşi de katılıyor. Diğer çeşitli radikal örgütlerle temas kuruyorlar. Ve sonra bu radikal insanlar Doğu Türkistan'a gönderiliyor ve Çin'i tehdit ediyor. Çin'i bu kekim teslim tehdit etmese, Çin'in Doğu Türkistan'da bu büyük ölçekli zulmü yapmasına bir gerek yok. Ama Doğu Türkistan böyle kullanılıyor dedik burada. Ve şimdi işte burada en görünür, en büyük adımı da attı Erdoğan. Bu eğittiği ordular Afganistan'da sınır komşusu olan Doğu Türkistan'ın ve bunun üzerinden bir vekalet savaşıyla Çin'in destabilize edilmesi, Orta Asya'dan kopartılması, dünyadan izole edilmesi ve kendi derdiyle dertlenir hale düşürülmesi için kullanılacak ve bunun parçası olarak Erdoğan seçilmiştir. Bunu Çinliler biliyor. O yüzden Türkiye'ye yarayacak büyük ölçekte paralar da getirmemektedirler ve dikkatle vermektedirler. Farkındaysanız Türkiye ile ilgili kullandıkları dil de her seferinde çok sert, agresif oluyor. En ufak bir eleştiri gittiğinde Türkiye'den, bunun ne anlama geldiğini bildikleri için hemen adeta sömürge valisiymiş gibi Ankara'da fırça atıyorlar öteye beriye. Maalesef Afganistan üzerinden Türkiye'yi büyük bir Erdoğan ihaneti beklemektedir maalesef. Müthiş bir umutsuz tablo var ama her şeye rağmen çareyi konuşmak gerekiyor. Sizinle zaman zaman programlarda eğitime dair vurgularınız çok önemli. Bunun sürekli altını çiziyorsunuz. Gençlere bir yandan da yol gösteriyorsunuz geleceğe dair ve bir kaliteli sanayi dönüşümünden de bahsediyorsunuz. Bu çare midir hocam? Şimdi Turan Bey, aslında şunu söylemek isterim bu vesileyle. Şimdi diyelim ki Erdoğan'a gollük paslar vermesiyle meşhur MÜSİAD, Türkiye böyle dört bir koldan Amerika, biliyorsunuz bu Türkiye'nin dincileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başkanlık yaptırtılmış olan o meşhur büyük dinci de dahil olmak üzere, Boğaz'a demir atan Amerikan şilepinin, savaş gemisinin önünde yere seccade yapıp kıbleye döner gibi namaz kılmış adamlardan bahsediyoruz Türkiye'nin dincilerinden bahsederken. Ve kendimden de nefret ediyorum. Elimde olmayan nedenlerle garip kuraba bir 9 çocuklu bir ailenin kimsesiz ve sahipsiz çocuğu olmaktan mütevellit, laikçilerin sahip çıkmaması ve eğitime hiçbir katkı yapmamaları nedeniyle o mahallenin mağduru olmuş bir insan olarak, kendimi de o kirli dünyadan gelen insanlar olarak her hafta burada neredeyse eleştiriyorum biliyorsunuz. Şimdi bu adamlardan MÜSİAD, işte bunların kurumsal yapısı MÜSİAD, kalkmış diyor ki ya gittiğimiz her yerde bırak nitelikli insan gücünü, vasıfsız insan bile bulamıyoruz diyor. Nerede diyor bunu? %30'luk işsizliğin olduğu, genç nüfusun umutsuzca ortalıkta sürüklendiği bir ülkede. Bu Erdoğan'a yandaşlıktan başka bir ihanet değildir yani. Peki 20 senelik iktidara bu soruyu ben mi soracağım, sen mi soracaksın? Niye nitelikli insan gücü bulamıyor musun? Kim verecek bu 20 senenin hesabını? Peki vasıfsız insanlar niye iş bulamıyorlarmış, niye iş kabul etmiyorlarmış? Kim bunları sahibinin hamili kart yakınımdır diye
çeşitli sosyal desteklerle rüşvet verir gibi rey karşılığı bunlara para akıtarak bunları böyle tembel, asalak, misyonsuz, niteliksiz, mesleki eğitim almadan bırakmıştır peki? Sen bunu ne yani ne demeye çalışıyorsun? Boş verin bari Afganlar gelsin, ağıllara tıkalım, Çin'in yaptığı gibi insan onur ve haysiyetini hiçe sayalım 2021'in başında. Sigortasızca, kaçakça, ayda 100 dolar para vererek bu insanları ölüm pahasına çalıştıralım mı demeye çalışıyorsunuz? Konuşudur. Nitelikli bir sanayi dönüşüm istiyoruz. Ama elimizdeki insanlar istihdam edilebilir değillerdir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan üniversiteyi de öldürdü. Mesleki eğitimi de öldürdü. İmam hatipleştirdi. Ve bir adım daha attı şu an. Onu biraz sonra herhalde konuşacağız sizin sorduğunuz soru çerçevesinde. Sektörel istihdam, sektörler Turan Bey, nitelikli insanı istihdam edemeyecek kadar düşük katma değer yaratıyor. Ben hep böyle dikkat çeksin diye söylerim. Ya Bill Gates'i bu ülkeye getirseniz, bu ülke Elon Musk'ı bu ülkeye getirseniz, bu adama dersiniz ki sana çaycılık yaptıralım. Bizim böyle bir üretim desenimiz yok ki biz sana bu parayı nereden vereceğiz dersiniz. Dolayısıyla sektörlerin nitelikli insan istihdam edecek iş yapmamaktadır, üretmemektedir. Boş beleş işler yapmaktadır. 2 dolara, 3 dolara, 5 dolara fanila dikmeye devam etmektedir. Ve ülke halkının yiyemediği gıdaları, satın alamadığı hizmetleri sudan ucuz fiyata döviz elde edeceğim diye dünyaya satmaktasın. Hal böyle olunca Turan Bey, şimdi bakın şöyle bir şey oldu. Daha yeni olduğu için herkesin dün gündeminde Milli Eğitim Bakanı'yla YÖK Başkanı eş zamanlı değiştirildi. Doğru mu? Doğru, aynı anda. Şimdi bunlar gider gitmez ne oldu? Milli Eğitim Bakanı neyi kabul etmemiş, neyi içine sindirememiş? Bir kere bakanlığı yönettirmemiş ona. Kaç defa bu programda söyledim. Milli Eğitim Bakanı bir korkuluktur orada. Maalesef Milli Eğitim Bakanı paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan tarafından ve onun vakfı tarafından ve Tarikatlar Koalisyonu tarafından yönetilmektedir. Ve o adam işlevsiz bırakıldığı için ve geldiği gün de böyle olacağını söylemiştik. Çünkü Erdoğan sadece adam öğütme makinesidir. 8. Milli Eğitim Bakanı değişti onun döneminde. İzin vermemekte, kullanmaktadır. Arka taraftan medreseleştirmekte, imam hatipleştirmekte ve korkunç bir niteliksiz nesli görüntüde üniversite mezunu antiti vurarak Erdoğan gibi bütün ülkenin ana arterlerini bunlara teslim etmeye çalışmaktadır. YÖK Başkanı da gelir gelmez bakın hemen buna izin verdi. Farkındaysanız baraj puanı düşürüldü. Giremeyen herkes girsin oraya diye. Proje şöyle çünkü. Kur'an kurslarına gidenler, medreselere gidenler, orada vahşi bir kültürle dünyadan kopartılıp adeta yabanileştirenler, hiçbir mesleki formasyon olmadan 18-20 yaşların eşiğine getirilenler, oradan ek puanlarla baraj puanları düşürülerek ilahiyatlara sokulup, ilahiyatlardan da normal üniversitelere geçiş transferin önü açılıp, korkunç bir şekilde imam hatipler yetmedi. Bu merdiven altında vahşice yetiştirilenleri Türkiye'nin geleceğindeki pozisyonlara yerleştirmek üzere korkunç bir proje başlatıldı. Bakın Turan Bey, ben hani sizin sorunuza tekrar dönmek gerekirse, evet, yüksek nitelikli sanayi dönüşümü, iki tane haber vereyim. Şimdi Alman profesör bir hesaplama yaptı benim meslektaşım. Diyor ki 2021'de Alman ekonomisinde beklenen %4'lük bir büyüme olacak diyor. Ve bizim hesaplamalarımıza göre diyor bu %4'lük büyümenin sadece 0.5 puanı sadece BioNTech şirketinin bu COVID aşısını üreten Türk karı kocanın olduğu bu şirket tarafından sağlandı diyor. Bir tane
yeni kurulmuş sayılabilecek bir şirket 6-7 trilyonluk Alman ekonomisinin %4'lük büyümesinin yarım puanını tek başına sağlıyor. Bakın bilim bu. Bakın teknoloji bu. Evet. Bakın Ar-Ge bu. Bakın inovasyon bu. Ve sen bu dünyada mesele diyelim ki başka bir şey daha. Biliyorsunuz pandemiden beri defalarca büyük otomotiv şirketleri üretimi durdurdular. Niye durdurdular? Çünkü Çin yetişemiyor. Bu otomobillerin beyinlerinde kullanılan çipin çeşitli aksamlarında kullanılan Çin üretmeye yetişemiyor. Ve bu yetişmediği için de Türkiye'de Toyota, Almanya'da Volkswagen, en son olarak da Volvo yine fabrika kapattı çünkü çip yok. Ey Türkiye'yi yöneten irade, halkına oturup kakıp yalan propaganda yapmak yerine pandeminin başından beri en az 6 defa Türk aşısı bulundu yalanı salladılar. Arsızca utanmadan. Pandemi de kullanılamadan konu kapanacak zaten. Peki niye çip üretiminde yoksun? Bu Türkiye'nin üniversitelerini işte bitirdiler. Akademisyenleri korkuttu, susturdular. Ödeneklerini kestiler. Piyasayla ilişkilerini kopardılar. Bir rekabet ortamını yok ettiler. Kimsenin başarılı olmasına gerek yok. Ön kapıdan devlet memuru olarak gir, arka kapıdan emekli olarak çık. Yayın yapmış mısın? İnovasyon yapmış mısın? Hani bir komünizm döneminden kalma bir laf vardır ya, diyorlardı ki biz çalışıyormuş gibi yapıyorduk. Devlet de bize maaş veriyormuş gibi yapıyordu. Evet. Aslında bizim gelirimiz yoktu ama ürettiğimiz bir şey de yoktu. Bir büyük kandırmaca şu an maalesef Türkiye'de devam etmekte. O yüzden de Türkiye'de maalesef çocuklarımız korkunç bir vasatlık ve umutsuzluk ortamında sahipsiz kalmış durumdadır. Hocam siz yüksek kaliteli sanayi dönüşümünden bahsediyorsunuz. İnovasyondan bahsediyorsunuz, bilimden bahsediyorsunuz, işte Biontech'ten, onu üreten Türk bilim insanlarından bahsediyorsunuz. Ama Türkiye'ye dönüyoruz, Türkiye'ye bakıyoruz. Ülkeyi 20 yıldır tek başına yöneten iktidarın 8-10 tane değiştirdiği Milli Eğitim Bakanı, 3-5 defa değişen eğitim sistemi, ki ortada bir eğitim sistemi var mı onu da bilmiyoruz. Ve bu iktidarın bize belki de bir proje olarak koyduğu, böyle karşımıza çıkan yap işlet devret mi, yap işlet üzerine çök mü, ucube, ne olduğu belli olmayan sistemle 20 yıldır ülkeyi bir rant sistemine dönüştüren, her türlü tabii güzelliklerini yağmalayan ve bir anlamda da bize çökme sistemini öğreten bir iktidar var. Yani iktidarın en büyük yeniliği, inovasyonu ne deseniz herhalde yap işlet çök geliyor insanın aklına. Çok haklısınız Turan Bey. Yani bu, hani siz az önce dediniz ki Türkiye'nin bir milli eğitim sistemi var mıdır ki? Evet. Yoktur. Çünkü Turan Bey, şunu dikkatle söyleyelim. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bir yıkım ekibidir. Bunlar bir şey inşa etmek için gelmiş değillerdir. Bunlar maalesef Türk halkına hizmet edememiş ekiplerin elinde kirletilmiş, hak etmediği bir suça maruz bırakılmış, Mustafa Kemal'in kurduğu modern laik hukuk devletini yıkmak misyonundan başka bir misyonları yoktur. Ha, bunun için halkımızın bu oyuna gelmesi için haklı gerekçeler olmuş mudur? Maalesef oldu. Kendisine ister sağ cenahtan, ister sol cenahtar desin, örneğin Türkiye'nin 1990'larını yönetmiş ve hiç etmiş, %70 enflasyon ortalaması, işsizlik, umutsuzluk, askeri baskılar, zulümler ortamında maalesef Türk halkının önüne bir depremi yine yönetememiş, borç dağları oluşmuş. İşte şu an AK Parti'den ne şikayet ediyorsak, alayının o dönemde de yaşandığı bir dönemde ve bunlar maalesef muhafazakar insanların kafasında laikler böyle yaptı, dindarlar gelsin de bari kurtarsın bizi umut. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan laikçilerin laboratuvarında klonlanmış bir adamdır. Orada üretilmiş bir adamdır. Durup dururken gelmiş bir adam değildir. Onun için Türkiye'de her kesimin çok iyi bir özele, biz neyi nerede yanlış yaptık konusunda çok iyi bir arama
ortamı yaşaması lazım, öz eleştiri süreci yaşaması lazım. Türk halkı maalesef bunları Atatürk'e vermiştir. Şuur altında Atatürk'e vermiştir. Ama sizi temin ederim, bu Kemalistlerin ve bu laikçilerin 1930'ların dünya konjüktüründeki özel ideolojiyi, o beş oku Atatürkçülüktür diye Türk halkına dayatmış olması Atatürk'e ihanettir. Atatürk diyor ki benim mirasım çağlaş uygarlık düzeyindir, akıldır, bilimdir. Benim söylediklerim içinde yaşadığınız döneminin bilimine, aklına ve çağdaş uygarlığına uymuyorsa benim olduğunu zannettiğinizi değil onları seçeceksiniz diyor. Başka ne desin? 1920 kongresinde liberal iktisat politikalarını seçen Atatürk 1930'da dünya değişince devletçi oldu. Şimdi bize devletçiliği Atatürkçülüktür diye sunuyorlar. Ben bunu bir profesör olarak devletçilik Atatürkçülük değildir dediğim zaman küfür ve hakaret yiyorum. Bir tane kitap okumamış yobaz ekip tarafından. Bir gün AK Parti giderse, Erdoğan'dan kurtarabilirsek şu ülkemizi, ben bu programda yaşayarak göreceğiz. Bu sefer karşıma bu laikçi, faşist, yobaz, kemalistleri almak zorunda kalacağım. Çünkü onlar kendini Atatürkçü demektedirler. Erdoğan ne kadar dindarsa bunlar da o kadar Atatürkçüdür halbuki. Erdoğan dindar ve Müslüman değildir. Bunlar da Atatürkçülüğün ne olduğunu bilmemektedir zaten. Dolayısıyla Erdoğan ve ekibi bir yıkım ekibidir. Yıkmak istedikleri düzen, bakın Atatürk'ün kafasında bir model vardı. Atatürk okumuştu, Batı'yı görmüştü, çok entelektüeldi. 19. yüzyılda ne olduğunu biliyordu, 20. yüzyılın nereye gitmekte olduğunu biliyordu. Türkiye'yi Arap hinterlandından kurtarıp çağın diliyle konuşan bir ülke yaratmak istemişti. Erdoğan'ın böyle bir dünyası yok ki. Erdoğan mazoşist, psikopat, hasta bir tip, kendini sevmekten, mutsuz çocukluğunu tatmin etmekten başka gündemi olmayan bir insan. Hal böyle olunca maalesef bir yıkım ekibi. Spesifik olarak sorunuza gelmek gerekirse, bakın bir örnek vereyim. Siz dediniz ki AK Parti kamu özel ortaklığında tüneller, otobanlar, evet, yollar, şehirler yaptı. Bunların hepsi de şimdi yıkılıp üst üste tahrip oluyor. Bu kamu özel ortaklığındaki bu yapılar yap işlet devlet modeliyle yapıldı. Tamam, çok para verildi bunlara. Şeffaf rekabetçi ihaleler yapılmadığı için 1 liralık malı yandaşlarına 10 liraya yaptırdı. Hazineye bağladı. Yerli ve milliyiz dedi. Dolar üzerinden bunlara para milletimizin kesesinden verdi. Bakın size bir çok önemli bilgi vereyim Turan Bey. 2001 krizinden sonra o IMF, beğenmedikleri IMF bir yasak koymuştu Türkiye'de. Demişti ki iç borcunuzu döviz üzerinden yapmayacaksınız. Kendi yerli paranız üzerinden yapacaksınız ki Türk lirası destek görsün. Halk tasarrufunu TL cinsinden yapsın diye. 2013 yılından beri Erdoğan bunu rafa kaldırdı ve ilk defa avro ve dolar cinsinden yabancı borçlar zaten dağ gibi artmış gidiyor. İlk defa iç borçları da kendi milli parasından kendi halkına değil, yabancı para üzerinden yapan ve %30'a dayandı bunun payı, bir ihanet şebekesi tarafından yönetiliyor. Bakın dünyada en borçlu ülke Japonya'dır. Milli gelirinin %300'ünü aşmış, vahim bir borç içindedir. Ama bir kuruş yabancı borç yoktur. Kendi halkından borçlanmaktadır ve Japon yeni üzerinden borçlanmaktadır. O yüzden bakın dünyada kimse Japonya'nın aldığı büyük riskten bahsetmemektedir farkındaysanız. Kimse Japonya batacak dememektedir. Çünkü kendi yağıyla kavrulmaktadır. Kendi halkının tasarruflarıyla, kendi para birimiyle, kendi bastığı parayla borçlanmaktadır. Türkiye öyle yapamamaktadır. Dolayısıyla şimdi bir şey daha oldu Turan Bey. Çok ilginç bir şey. Tamam, anladık. Dövizle bu beşli çetenin paralarını ödüyorsun. 1 liralık işi 5 liraya yaptırdın. Kaliteli yaptıramadın. Habire bozulmaktadır. Bozulanları bir daha aynı çeteye vermektesin. Anladık. Ama şimdi bir adım daha atılıyor. Bakın işte bunun ipucunu aldık. Kurtköy Akyazı otoyolunda Cengiz ve Limak Holding'e 7 yıl daha işletme süresi verilerek, süre bitiyor normalde,
artık hazineye geçmesi lazım ve bunlara daha fazla para ödenmemesi lazım Kurtköy Akyazı otoyolu için. Ama işte tek adam tarafından yönetildiğimiz için kalktı dedi ki ben 4 sene daha uzatıyorum. Sen kimsin? Sen babandan mı aldın bu ülkeyi? Ülkemizin hazinesi senin mi oluyor? Ama onlara verip onlardan rant olarak, rüşvet olarak kendi rüşvet fonunu aktaracağı için bakın durup dururken işletme yılı 6 yıl işletme süresi verilerek 4.8 milyar dolar daha gözle kaş arasında bir kaynakta aktarıldı. Bunlardan onlarcasının olduğunu düşünün. Birkaç sene içinde bunların hepsinin süresinin dolacağını düşünün. Evet. Kalkacak Erdoğan diyecek ki doğrudur öyle demiştik ama paşa gönlüm 5 sene daha uzatmaya karar verdi. Ve ben 5 milyar daha vermeye karar verdim. Bunu durduracak Sayıştay'ın yok. Bunu durduracak mahkemelerin yok. Bunu durduracak engel olacak bir şey yok. Avrupalıysa diyor ki Londra mahkemelerinden gelir söker söker alırlar sizden. İçerideyse diyor ki paşa gönlüm böyle istedi. Maalesef durum böyle bir merkezde devam ediyor. Hocam rakamlar da mucize gibi. Yani ülkede tablo bu kadar kötüyken ekonomik tablodan bahsediyorum. TÜİK'in her rakamı birer mucize adeta. Mesela en son işte işsizliği %13 bandından %10 bandına mesela geriletti. Siz bu mucizeleri nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi açıkçası Turan Bey tabii mucizeler coğrafyasında yaşadığımız için iki kere iki dört eder diye önüne koyuyorsan halkımızın bunu kabul etmiyor. Ama görünmedik yerlerden gelen duydum ki söylendi ki, dendi ki, rivayet edildi ki, rüyada görülmüş ki, yakazada görülmüş ki, ne hazin bir şey. Ne hazin bir şey. Bilim çağında, deney çağında, ispat çağında ve bunları yapan ülkelere kaçıp para istiyoruz, yaşamak istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Bizim coğrafyamız maalesef görünmeyeni, bilinmeyeni, ispatlanmayanı, hayal edileni Erdoğan da bunun üzerine çökmüş tabii. Bak orada Bozkurt'ta gidiyor ne diyor? Kendi yakıp yıktığı bir yerde biz yabancılara bunun hesabını soracağız diyor. Neyin hesabını soracaksın? Bozkurt'ta sular bastı ve halkını öldürdün. Kime neyin hesabını soracaksın? Ama halk yiyor bunu. Çünkü halk inanıyor böyle şeylere. O yüzden şimdi TÜİK de bu kültürü iyi kullanmış durumda. %13 bandından bir ayda 5 milyon işsizin olduğu yerde bir anda %10'a indirmiş. Bütün uzmanlarla oturduk güldük. Kahkahalar attık. Sahibinin sesi olmuş diye. Aynı şey ödemeler dengesinde oldu. Bu Haziran'ın ödemeler dengesi rakamı açıklandı. Bu çok kritik bir şey. Çünkü Türkiye'nin şu an belini büken iki tane veri var. Birisi durdurulamayan enflasyon. Onu biliyoruz artık. İkincisi sürekli borçlarımızın birikmesine döviz yükümlülüklerinin artmasına neden olan dış açıklar. Dış açıklar ödemeler dengesi üzerinden takip ediliyor. Son yıllarda işte Türk parasını pula döndürmek suretiyle daha az alalım, daha çok satalım, Türkiye değil yabancıya kazandıralım diye girilen bu yolda bir göreceli olarak dış açıklar göreceli olarak 4-5 aydır geriliyor, azalıyor. Ve son olarak Haziran'da azaldı. Aylık bazda 1.3 milyar dolar dış açık verdik. Zil takıp oynayacaklar. İşte sonuç alıyoruz diye. Halbuki hep öyle olmuştur. Örneğin bu ödemeler dengesi grafiğimizi verirsek mesela bu mavi olanını diyelim. Hep görmüşüzdür. Mesela 2018 yılında aynısı denendi. Bir bakın görün burada çizginin üzerinde birkaç aylık böyle pozitif yönde giden bar eğrileri var. Birkaç aylığına cari açık toparlandı. Sonra 2018'in sonu itibariyle bugüne kadar dış açıklarımız yine facia bir şekilde artmaya devam etti. Şimdi birkaç aylık o dönem yeniden yaşandı. Haziran son aydı. Temmuz'la birlikte açıklandığında yine karşınıza çıkacağım ve konuşacağım. Göreceğiz ki
Temmuz'da, Ağustos'ta ve devamında sürekli bir şekilde Türkiye'nin cari açığı artmaya devam edecek. An itibariyle de çok sevinmeye gerek yok. Yıllıklandırdığımız zaman yıllık bazda an itibariyle Türkiye'nin bir yıllık cari açığı 30 milyar dolarda. Dolayısıyla yıllık olarak baktığımız zaman uçtuk, kaçtık, ne oldu? 35 milyar dolardı. 30 milyar dolara birkaç aylığına çekebildik. Yılın devamında artmaya devam edecek ve yılın tümünde 2020 yılındaki cari açığın daha da üzerine çıkacak. Dolayısıyla hiçbir cepheden doğru bir tepki gelmiyor. Geçici tepkilerle zararı faydasından daha olan, daha derin olan ilaçlar almak suretiyle, ateşi baskılamak suretiyle zamanla oynayan bir hükümet var karşımızda maalesef. İsterseniz kapatırken varsa eklemek istediğiniz son cümlelerinizi alayım ben. Tabii ki şimdi tabii ki şunu bir iki cümleyle söylemeden olmaz. Merkez Bankası'nın başına Yeni Şafak gazetesinin yazarını transfer ettiler. Doktora tezini kamuoyuna gösteremez durumda, saklamış durumda. Geldiğinden beri ben faizleri düşüreceğim diye Merkez Bankası Başkanı'nı devirdi. Geldiğinden beri biz tabii demiştik bu şarlatanlığın sonu yok, böyle bir şey olmayacak diye. Yine Erdoğan'ın talimatına rağmen düşüremedi ve düşüremezken de sevindikleri şeyi yalanlamış oldular. Türkiye'nin cari açığı çok yüksek. Biz döviz açığı veriyoruz. Bunu düşüremeyiz diye. Enflasyon da artmaya devam ediyor. Dolayısıyla iki nedenle faiz düşürme şanslarının olmadığı anlaşılıyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu konuda önemli bir şey. Şu an kayıt dönemi. Üniversite imtihanları yapıldı. Okullar kapandı. Yüzlerce aile bana Instagram hesabımdan olsun, Twitter hesabımdan olsun, YouTube kanalımız üzerinden olsun, çeşitli mecralardan ebeveynler, veliler ulaşmakta ve hocam ben çocuğumu yurt dışına nasıl çıkartabilirim diye yana yıkıla çıkış yolu aramaktadırlar. Tabii yani konumuz, bizim programımız konusu eğitim konusu olsa, bir programı baştan sona yurt dışına çıkmayı hayal eden gençlere neler tavsiye ederiz? Ailelerine neler tavsiye edebiliriz? Yordam nedir? Kanada'nın durumu, İngiltere'nin durumu, Avrupa'nın durumu, bunun içinde İngilizce değil, Almancayı ısrarla isteyen Almanya'nın durumu, ama sosyal devlet olan bir Almanya'nın durumu, muhteşem üniversiteleri. Bunları biraz tabii konuşmak lazım ama onlara talep de geliyor, programınızda bunları anlatın edin bize diye, ama işte şu gündeme bakar mısınız? Pozitif bir şey kalmıyor ki elimizde. O Maalesef. ama gençler ve aileleri biz burada çalışalım, çocuklarımız geleceğini kurtarsın, onları buradan bakalım besleyelim diye göndermeye çalışıyorlar. Prensip olarak bu kararları doğrudur. Gelecekte geri dönüp ülkelerine hizmet etmek için bile bugün Erdoğan tarafından yenilip yutulmamalılar. Erdoğan'ın cahilleri tarafından hakları yenilmemelidir. Bakınız, TMSF'nin başındaki adam, TMSF'nin yardımcısı adamın bugün kamuoyunda açıklığa kavuştu. Tam yaklaşık 82 şirkette Turan Bey yönetim kurulu üyeliği var. TMSF Başkan Yardımcısı AKP'li Nevzat Avunç'tan bahsediyorum. 82 yerde. Bu ne demektir? 82 tane donanımlı adamın yerini çalmış demektir. Ve böyle bir yerde ormanını yaktıkları için aramıza kaçıp sığınmış olan Orman Bakanı adlı kişinin suçlu danışmanları var ve bu Orman Bakanı neyin danışmanlığını alıyorsa 49 tane kişiye danışmanlık maaşı vermektedir. Şimdi bir yandan illegal yollarla 82 şirketin yönetim kuruluna çöken, bir yandan da yargılanmış, hapis yatmış adamları, eşkıyayı, teröristi, suçluyu kendine 50 tane kişiyi utanmadan danışman yapan adamlar var. Bütün bakanlıklar bu durumdadır. Şu rakamları binle, 10.000'le çarpmak lazım. Onun için senin çocuğun neyin yarışını yapacak? Nereyi bitirecek? Hangi profesör kaliteli kalmış? 4.000 tane merdiven altı profesörü var. Benim gibiler gitmiş oradan zaten. Kim yetiştirecek? Neredeki yarışa girecek? Hangi sözlük mülakatı kazanacak? Ve nasıl hak ettiği işi bulacak? Çocuklarınızı kaçırtın oradan. Çünkü bir gün geriye dönüp o ülkede demokratik, laik, hukuk devletini kuracaksak bile
O güçlü beyin gücüyle kuracağız bunu. Lütfen çocuklarınızı ayak altlarında telef ettirtmeden yurt dışına gönderebiliyorsanız muhakkak gönderin ve doğru bir şey yaparsınız. Tümüyle destekliyorum bu kararını velilerin. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Evet, ne yazık ki yani yaptığımız programlarda bu uyarıların, birçok uyarının gerçekleşiyor olması aslında bizi maalesef sevindirmiyor. Aslında sevindirmesi lazım. İşte öngörülerimiz çıkıyor diye ama söz konusu ülkemiz olunca, söz konusu ülke insanları olunca, insanlarımız olunca, vatanımız olunca olmuyor. İnsan sevinemiyor ama maalesef o her bir geçmiş programlarımıza bakın. Bu tabloya dair, daha da ağırlaşacağına dair bir sürü onlarca program yaptık ve ne yazık ki tablo ağırlaşmaya devam ediyor. Ne diyelim? Biz konuşmaya, anlatmaya, gerçekleri bir şekilde göstermeye dilimiz döndüğünce devam edeceğiz. Yine haftaya da, haftaya pazar günü de Profesör İbrahim Öztürk'le bu ekranlarda sizlerin karşısında olmak ümidiyle efendim. Hoşça kalın.